Süleyman Gürbüz'ün bu itirafının ardından emniyete gidiş anından itibaren adım adım Tuğçe Kocaman muhabir arkadaşımız ve kameraman Necat Yıldız tarafından an beyan kaydedildi. Bu arada Kütahya'daki tepkilere de Gizem Gündoğdu ve Burak Keskinci takip ettiler. Oradaki onların izlenimlerini de dinleyeceğiz ama an beyan takip edildi. Ama şunu söyleyeyim, İstanbul'dan sabaha karşı Kütahya'ya götürüldü Süleyman Gürbüz'ün. Bugün adalet önünde hesap vermesi bekleniyor. Buradan çıkarken Çiğdem Hanım eşi de arkasından, telaşla arkasından gitti. Fakat neden işte babasını bıçaklayan birinin arkasından neden böyle telaşla gitti diye hem izleyicilerden de çok tepki gördü. Hatta siz de tepki gösterdiniz. Evet, biz gösterdik yani. Biliyorum, evet. Yani ben orada zaten hani ona sevdiğim için, şey yaptığım için değil. Eğer ben gidersem dedi, çocuklarımı son kez görmek istedi. Ben onun için gittim yani. Görmüştür ben öyle. Bir saat evveli girdiniz. Gördü. Bir daha gidersin. Görmedi mi? Hiç gitmeyeceğim bundan sonra. Neden böyle hemen bir anda laf sokuyorsun Allah? Neden bir daha gidersin deme gerekiyor? Ama sen bizim her şeyimizi bastın gittin. Neden bastın? Biz söylemeyeceğiz mi? Söylenemeyeceğiz mi biz? Hep seni dinledik. Tamam. Hiç bu olmaz bizim. Bak amcama bir şey demiyor. Naldı karşısına çok konuştu ve ben bunları ona da söyledim. Ama sen ben bir kere gelip de yanıma oturup başın sağ olsun. Beni sen benden kaçtın abim. Neden kaçayım? Zaman. Sen benden. Ben seni köye geldim de. Ben yatak odasına girdim. Geldim sarılayım diye. Ben yatak odasına. Yalan söyleme. Neden yalan söyleyeceksin? Ben bir sürü kişinin içindeydi. Orada nerede geldiğinizde sen bana sarılacaksın dedin. Babamın ölü. Zaten kaçtın sen benden. Neden kaçın alı ben senden. Benim senden ne zorunum vardı, kaçacağım ben senden. Şimdi kızım bak. Soru soracak ki. Bak de ben soracağım, sen de söyleyeceksin. Tamam amca. Şimdi abim hastaneden Bursa'ya gitti mi? Gitti. Adli tıpa. Evet. O gün geldin. Babanın kanlı elbiselerini aldın. Ben bunu parketinden yatacağım. Ben babamın kokusunu çekeceğim diyordum. Aynen. Hala daha duruyor ceketi evet. Bende. Aynen. O koku ne oldu? Hala şimdi, duruyor. Hala duruyor hala mu? Hala 30 senedir hala duruyor ama duruyor. Ama bak öteki eve geçip devamlı telefondan yırtıp at. Ben bu telefonun... Kimle kuracağım o sırada kızım, sen nerede? Kızım zaten şeydeydi. Beyin şeydeydi. Neredeydi? Lan neredeydi diyor. Şeyde göz altında şeydeydi. Amca sen bu karakolu gelince çok basit bir şey mi? Hayır, hayır. Sana yemin ediyorum ki 45 gün boyunca bak babam ilk geldiği mektubu 40 gün sonra geldi onun bana mektubu. Mektup değil. Araması o gün o sen telefondan görüşüyordun. Kimle daha nazaretteyken. Beyin nazaretteyken. Allah belamı versin ki ben görüşmedim. Ben o dokümanları çıkartacağım. Çıkarttır amca, ben buradayım. Evet. Ben buradayım. Ben görüşmedim. Ben 45 günden sonra onun şeysini gördüm. Ama bak oradan nazarette telefon olmaz ki ama nazarette olan kişi. Dün beni sorgulamasına koydular. Benim elim tutuyor. Olur mu canım? Göz altına. Hastaneye gitmedik sen bunu alınmıyor musun? Göz altındaki adamda telefon olmaz. Aynen. Öyle dedim. Ramazan Bey bir saniye. Sevdiğim için gitmedin dedin ya. Yani. Ama arkasından gittin. Onları bir izleyelim mi? Bak. İzleyelim. Gelsin lütfen hastane. Bakın orada hiç diyorum ki bana bak, dönsün. Bak ne diyorsun? Bana bir gelsin şey ekranları. Aslı getirecek şimdi onu. Çocuklarını bırakın görsün diyorum. Ne? Neden daha önce bunları söylemediniz? Kayınvalidenizi bilerek öldürecektiniz tamam, değil tamam. Mi? Tamam. Bir... Çocukları ne olsun görsün bırakın. Durum var mı? Çocuklarını görsün. Çocuklarını görsün. Aynen. Sevdiğin için gitmedin o zaman. Ya bazı yerlerde bu cinayet olayından sonrası ben artık korkmaya başladım yani yalan değil. Ben 10 sene öncesi de eşimin daha önceden işlemiş olduğu çok sabıka kaydı dosyaları var. Çok İncelerseniz görür. Yani ben de evliyken görmedim ama daha önce yapılmış yaralamadır, dayaktır, darptır, şudur budur. Çok sabıka kaydı var yani. Peki.